Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha öncesinden kese lif ve kare lif modelini yaptığımız takımımızın uzun lif modelini yaparak çeyizlik bir takım hazırlamış olacağız. Birlikte iplerim yine aynı renkler takım olacakları için bu şekilde. Anlatıma geçmeden evvel, eğer ki kanalımıza abone değilseniz, abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz diyelim ve hemen anlatıma geçelim. Orta kısımda renkli ipimle başlıyorum. Tığım 2 numara. Bu arada 2 milimlik bir tığ. 2 numaradan 7-8 numaraya kadar kullanabilirsiniz. Elinizin durumluğuna, örme sıklığınıza göre. Şöyle 3 tane zincirimi çektim. Başlangıç ilmeği ve 2 zincir. Uzattım ilmeğimi. Hemen ikinci zincire dönüp batıyorum. İpinizin kalınlığına göre 3 ya da 4 sarabilirsiniz. Ben 4 sardım. İlk fıstığımı sardım. Topladım. Bir zincirle sabitledim. Tekrardan uzatıyorum. Yine aynı şekilde kaç sardıysanız, ben 4 sarıyorum. Toplayıp kapattım. Zincirimle sabitledim. Üst üste 2 fıstığımı yaptım. Tekrar uzatıyorum. Bulunduğum noktaya bir fıstık sarıyorum. İpimi üzerine aldım. En başta çektiğimiz zincirin, ilk fıstığımızı yaptığımız noktaya, o zincirin içine tekrar batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Bu arada ilkini kapatmadım. İkinci açık fıstığım oldu. İkisini birlikte toplayıp kapatıyorum. Ve bu şekilde minik bir kare oluşturdum. Şöyle bir zincir daha çektim. İpimi keseceğim. İpimi kestim. Beyaz ipimle devam edeceğim. Herhangi bir köşeden, bir bağlantı noktasından şöyle geçirelim tığımızı. İpimizi buraya sabitleyelim. İlmeğimi uzatıyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum buraya. Toplayıp kapattım fıstığımı. Uzattım ilmeğimi. Bu ipim biraz dolgun. Şöyle hafif esneteceğim. Bulunduğum noktaya yine 3 defa sararak bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. İpi üzerine aldım. Bir sonraki bağlantı noktasına batıyorum. İkinci fıstığımı da buraya yapıyorum. Kapatıp sabitledim. Bulunduğum noktaya bir fıstık yapıyorum. Köşe artırması yapacağız. Bunu tek başına toplayıp kapattım. Yine bulunduğum noktaya bir fıstık. Kapatmıyorum. İpi üzerine aldım. Şu noktaya tekrar ikinci fıstığı yapacağım. Bu şekilde ikisini topladım ve köşeyi oluşturmuş olduk. Tekrar bulunduğum noktaya bir fıstık ipi üzerine aldım. Sıradaki bağlantı noktasına bir fıstık. İkisini bir toplayıp kapatıyorum. Ve yine köşede tay yapacağım. Şurada yaptığım gibi bir fıstığı yapacağım hemen. Tek başına toplayıp kapatacağım. Sonrasında tepesine bir açık fıstık ve en dibine, yani şu noktaya ikinci açık fıstığı yapıp ikisini bir toplayacağız. Ve yine köşe kısmını yapmış olacağız. Evet. Bu şekilde şu noktaya kadar gelelim. Aynı şekilde ilerliyoruz. Tepeye bir, bağlantıya bir, tepeye bir, tek toplayacağız. Tepeye ve dibine tekrar köşe detayını yapıp buradan şu noktaya kadar gelelim. Evet, şöyle başladığım noktaya kadar geldim. Burada köşe detayından sonra tepesine bir açık fıstık yaptım. İpi üzerine alıyorum. Başladığım noktaya ikinci kez batarak buraya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini bir topladım. Kapattım. Şimdi bulunduğum noktaya bir ipi üzerine aldım. İlk fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum.
İkisini bir toplayıp kapatacağım ve beyazlı olan sıramı da tamamlamış olacağım. Burada tekrardan kestim ipimi. Şimdi renkli ipimle bir üst sırayı hazırlayacağım hemen. Yine köşelerin bir tanesinden başlayacağız ve alt sıranın aynısını yapacağız. Aradaki tek fark şu kenar kısmında artma olacak. Bakın köşeden başladım. Yine aynı şekilde fıstığımı yapıyorum. Şurada bir ip katlanması oldu. Açıp düzelttim. Hemen ilk fıstığımı yapıp toplayıp kapattım. Tepe noktasına bir. Bir sonraki bağlantı noktasına bir fıstık yapıyorum. Bu iki fıstığı birlikte topladım ve kapattım. Tepeye bir. Bir sonraki bağlantıya bir. Tekrardan tepeye bir. Köşeye geldim. Köşeye bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topladım. Kapattım. Şimdi bulunduğum noktaya bir fıstığı yapıyorum. Kapatıyorum. Köşe artırmasını yapacağız yine aynı şekilde. Tepesine bir. Tam dibine ineceğim. Şu noktaya. İkinci fıstığı yapıyorum. İkisini bir toplayıp kapatacağım. Ve aynı şekilde ilerleyerek bu sırayı da tamamlayacağım. Tepeye bir, sonraki bağlantıya bir, tepeye bir, sonraki bağlantıya bir, tepeye bir, köşeye bir kapattıktan sonra şurada yaptığımız köşe artırmamızı yapıp diğer kenara geçeceğiz. Bu şekilde son kısma kadar geliyoruz. Son kısma geldiğimizde tepeye bir, bu ilk fıstığı yaptığımız köşeye bir, tepesine bir ve ilk fıstığın tepesine bir yapıp aynı alt sırada yaptığımız gibi tamamlıyoruz ve bir sonraki sıraya yine beyazla geçiyoruz. Evet, motifimin şöyle son sırasında beyaz olan sırasında yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4 sırayı aynı şekilde ilerleyerek tamamlayıp geldim. Şimdi bu şekilde motifimizden toplamda 3 tane olacak şekilde hazırlayalım. Ben 3'ünü de hazır ettim. Şimdi birbirine ekleme kısmına geliyoruz. Motiflerimi alacağım. Şöyle motifimin düz yüzü bana bakarken bunun da arka kısmını tersine gelecek şekilde birleştiriyorum. İplerimi kesmedim henüz. Şu köşe kısmından tığımı geçirdim. Karşı taraftaki motifin de köşe kısmından geçiriyorum aynı şekilde. İpimle bir ilmek atarak başladım. Uzattım ilmeğimi. 1, 2, 3 defa sardım. Tek seferde çıkardım, kapattım. Bir sonraki bağlantıya geçiyorum. Ve buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar uzattım. 1, 2, 3 defa sardım. Tek seferde çıkarıp bir sonraki bağlantıya sabitledim. Bu şekilde tek kenarını birleştireceğiz. Şuradaki köşe kısma kadar geliyorum aynı şekilde. Şöyle köşe kısma kadar geldim. En son burada ipimi keseceğim. İpimi kestim. Bu iki motifimi birbirine bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi aynı şekilde üçüncü motifimi de uç kısımdan birleştireceğim. Yine köşelerden tutturup tek kenarı birleştireceğim. Buradaki birleştirme detayımız kare modelimizdekiyle aynı şekilde olacak.
Şimdi ben şurayı da birleştirip hemen geliyorum. Evet, şu hale geldik. Üç parçayı da birbirine ekledim. Şimdi yine bordo ipimle kenar kısımlarını bir sıra çerçeve geçeceğim. Burada yaptığım gibi aynı şekilde. Şöyle herhangi bir noktadan başlayalım. Hatta şu köşeden başlayalım hanımlar, sağ tarafından. Sap detayını düşünerek. Şu boyutta yeterli. Aslında bu sırada bile yapabiliriz sap detayını. Çünkü zaten uzunluk olarak yeterli. İkinci bir uzatmaya gerek yok diye düşündüm şu an. Hemen şöyle üzerine ilk yaptığım fıstığın üzerine bir fıstık yaptım. Bir sonraki bağlantıya ikinciyi yapıyorum. Klasik kutu tekniği. İkisini bir toplayalım. Burada sap detayımız için ne kadar yapalım bir bakalım şöyle. Bulunduğum noktaya bir fıstık yapıyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki bağlantıya tekrar yaptım. İkisini bir kapattım. Şimdi burada hemen bulunduğum noktaya fıstığımı yapıyorum. Topladım. Kapattım. Fıstığımı yaptım. Toplayıp kapattım. Fıstığımı yaptım. 1, 2, 3. Şöyle üzerine aldım. 1, 2, 3. bağlantıya. Tekrardan fıstığımı yaptım. İkisini bir kapattım. Arada ipim takılıyor. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Şöyle altta da 3, üstte de 3 tane fıstığımız olacak şekilde. Şimdi normal kutu tekniği devam edeceğim. Tepeye bir sonraki bağlantıya bir, köşelerde köşe artırmamızı yapacağız. Onu biliyoruz artık zaten motiflerimizden. Onun dışında bütün etrafını bu şekilde dolanacağız. Karşı taraf uç kısımda da aynı sap detayını yapacağız birlikte. Orayı ben geçerim çünkü buradakinin aynısı. 1, 2, 3 tane köşe ile birlikte fıstığı yaptıktan sonra üst üste 3 tane fıstığı yapıp bağlantı veriyoruz. Yine son 3 tane fıstık yapıyoruz ve kenar kısmını öyle yaptık, uç kısmını şu uca da aynı detayı yapacağız. Şimdi dediğim gibi ben bu şekilde ilerleyeceğim. Burada köşe artırmamı yapıyorum ve bütün köşelerde de aynı şekilde artırmamı yaparak etrafını dolanıp geleceğim. Bu şekilde köşeyi döndük. Şimdi normal kutu teknik ilerleyip tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle bütün etrafımı dolandım. Başladığım noktaya geldim. Yine tepeye ve başladığım noktadaki köşe kısmını bir kere batıp ikisini bir topladım. Şimdi bulunduğum noktaya bir fıstık ipi üzerine alıyorum. İlk fıstığın tepesine de bir fıstık yapıyorum ve buradaki köşeyi de bu şekilde oluşturmuş oluyorum. İki tane zincirimi çektim. İpimi kestim. Burayı da tamamlamış oldum. Şu şekilde. Şimdi kenar tığlamasını yapacağım. Yine takım olduğu için aynı kenar tığlamasını uygulayacağım ben. Beyaz ipimle bu şekilde kenar tığlamama başlayacağım hemen. Evet, beyaz ipimle şimdi kenar tığıma başlayacağım. Herhangi bir noktadan başlıyorum. Nasıl denk geldiği önemli derseniz kenar kısımlarını sayarak
köşeleri kenarları denk getirebilirsiniz. Hatta keselif modelimiz de videoda mevcuttu. Aynı şekilde denk gelmediği için şöyle bir fıstık ve bir bağlantı noktasını aynı noktaya yapmıştım ve o şekilde tam düz denk gelmişti. O şekilde oradan da yardım alabilirsiniz diyorum. Hemen burada şöyle ilk bağlantıyı yaptım. Bir tane örümceğimizi yapalım. İpi üzerine alıyorum. Bir sonraki bağlantıya fıstığımızı yapıyoruz. İpimin katı açılmış gibi şöyle hemen fıstığımı yaptım, kapattım. Yarı fıstık kadar uzatıp bir iki defa tek seferde çıkardım, kapattım ve dibine sabitledim. Uzattım tekrar bir örümcek, bir sonraki bağlantıya sabitliyorum. Uzattım tekrar bir örümcek, üzerine aldım, bir sonraki bağlantıya fıstık yapıyorum. Fıstığımı toplayıp kapattım. Yarı fıstık kadar uzatıp bir iki kere batıp tek seferde toplayıp kapatıyorum ve dibine sabitledim. Tekrar örümcek yapıp bir sonraki bağlantıya sabitledim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün etrafını dolanalım. Köşelerde dediğim gibi aynı şekilde olsun başlangıcı bitişi derseniz. Mesela fıstığı yaptığınız noktaya burada fıstık sona denk gelirse hemen dibine örümceği yapıp o şekilde geçiş yapabilirsiniz. Aynı şekilde aynı görseli yakalamış olursunuz diyorum. Ve ben aynı şekilde devam edip bütün etrafını dolanıp hemen geliyorum. Evet, bütün etrafını çevreleyip geldim. Bu şekilde tamamlamış oldum gördüğünüz gibi. Gayet düzgün, muntazam, hem kullanış açısından güzel hem görüntü olarak gayet şık bir model oldu. Takım olarak düşünüldüğünde de hem günlük kullanım için hazırlanabilecek hem de çeyizler için hazırlanabilecek, sipariş alan arkadaşların bol bol yaparak sipariş alabilecekleri bir model oldu. Bu şekilde. Evet, şöyle bir de yukarıdan hepsini göstermek istedim. Bu şekilde videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.